Sevgili dostlar, merhaba, ben Mehmet Kızmaz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere Amerika ve Almanya'dan bahsedeceğim. İki ülke arasındaki farkları gördüğüm kadarıyla sizlerle paylaşmaya çalışacağım. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Öncelikle bunu belirtmem gerekir ki benim söyleyeceklerim genel kabul görmüş görüşler değildir arkadaşlar. Bu görüşler bana aittir, benim gözlemlerimdir ve yaklaşık 5 aydır Almanya'da yaşıyorum. Daha öncesinde de zaten Amerika'daydım bildiğiniz gibi. Orada da yaklaşık olarak bir 9 yıl falan yaşadım. Ama dediğim gibi bu söyleyeceklerim benim görüşlerim. Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Daha doğrusu bu soru bana soruldu. Almanya mı, Amerika mı? Arkadaşlar, bu soruya gözüm kapalı olarak vereceğim cevap Amerika olur. Çünkü Amerika çok farklı. Yani sisteminden tutun, yaşam tarzına, insanların özgürlüklerine kadar her şey Amerika'da biraz daha large Almanya'ya göre. Almanya'da evet özgürlük var, farklı yönleriyle sosyal bir devlet falan açıları var, geleceğiz oralara. Ama Amerika gibi bir ülke değil maalesef. Bunu neden söylüyorum? Amerika'ya sıfır İngilizce ile gitmiş biriyim arkadaşlar. Ve kısa bir süre içerisinde Amerika'nın sistemine entegre olabildim. Ama Almanya'ya gelmiş olsaydım muhtemelen bu biraz daha uzun sürecekti. Birincisi dil engeli. Almanca İngilizceye göre biraz daha zor. Ben İngilizcenin çok zor olduğunu düşünüyordum. Ama Almancayı gördükten sonra, Almancayı duyduktan sonra, Almancanın yazılışıyla seslendirilişi gördükten sonra evet İngilizce'de de farklı ama Almanca çok daha farklı. Bundan dolayı zaten dili öğrenene kadar bayağı bir süreç geçireceksiniz Almanya'da ve Almanya bunu sizden istiyor açıkçası. Burada çalışabilmek için, bir işe girebilmek için belli sınavları vermeniz gerekiyor. Şu an bildiğim kadarıyla B1'e gelip B1'i geçenler artık iş hayatına atılabiliyorlar. Çünkü Almanya'nın işçiye ihtiyacı var ve diğer seviyeleri biraz esnetmiş durumda. Geçenlerde görüştüğüm birkaç arkadaşım bunlardan bahsetmişti. Yani adamlar sizden B1 seviyesini de olsa istiyor. Ama Amerika'da öyle değil. Amerika'da illaki İngilizce bilmeniz gerekmiyor bir yerde çalışabilmek için. Evet, İngilizce bilmeniz gerekiyor insanlarla anlaşabilmeniz için ama devlet sizden bu şartı istemiyor. Yani illaki sen bu testi geçeceksin ki şu işi yapabilesin, bu işi yapabilesin. Öyle bir şart şurtu yok Amerika'nın. Burada çok bariz bir şekilde Almanya ve Amerika ayrılıyor. İkinci fark olarak şunu ifade edebilirim. Amerika'ya cebinizde az bir parayla gitseniz zaman içerisinde Amerika'da bir yaşam kurup belli bir seviyeye gelebiliyorsunuz. Ve sistem size açık, yani istediğiniz yere kadar gidebiliyorsunuz Amerikan ekonomisinde. Yani milyarder olabilirsiniz demek istediğim. Ama Almanya'da maalesef bunu yapamazsınız. Sistem sizleri belli bir noktaya kadar getiriyor ve o noktadan sonra bir şekilde sizi götürmüyor. Çünkü dediğim gibi sosyal bir devlet ve ona göre kendi kuralları ve ekonomik koşulları var buranın. Yani bir yazılımcı olsanız Almanya'da öyle 10 bin dolar falan alamazsınız. Amerika'da olduğu gibi. Sizleri ne uzatıyor ne de kısaltıyor. Bir diğer mevzu şu. Almanya'yı öne çıkaracağım şimdi. Demeyin hep Amerika'yı öne çıkarıyorsun. Almanya'ya geldiğiniz zaman devlet sizlere destek oluyor. Zaman içerisinde sizi sistemin içine sokuyor. Devlet size yardım ediyor belli noktalara kadar ve daha sonra işe başladığınız zaman artık o yardımlar falan kesiliyor. Hatta geçenlerde çok enteresan bir haber düşmüştü. Bayağı ortalık karıştı sosyal medyada. İnsanlar ister istemez tepkiyi de gösterdiler. Birisi burada aldığı yardımlarla hacca falan gitmiş. Enteresan bir konu. Oraya girmeyeceğim tabii de. Ama devlet sizlere belli noktada yardımlar yapıyor. Eğer geliriniz düşükse mesela sizlere ekstradan yardım yapıyor. Kira yardımı olur, başka yardımlar olur. Böyle yardımlar var burada. O yüzden Almanya'nın bu yönü sevilebilir. Hani sosyal bir devlet olması açısından sizleri böyle zaman içerisinde sisteme bir şekilde adapte etmeye çalışıyor. Ama Amerika'da maalesef böyle bir şey yok. Amerika sosyal bir devlet değil, kapital bir devlet ve Amerika'da çalışmanız gerekiyor. Amerika'da çalıştığınız zaman da gerçekten karşılığını alıyorsunuz. Yani dediğim gibi az önce ucu açık bir noktaya kadar gidebiliyorsunuz. Varlıklı bir hale gelebiliyorsunuz zaman içerisinde. Gelelim diğer konulara. Şimdi Amerika'da 9 yıl geçirmiş birisi olarak burada belli noktalarda çok şey bana küçük geliyor artık. Yolları zaten Amerika'da olduğu gibi öyle geniş yollar değil Almanya'nın. Evet otobanları falan var ama otobanlar da o kadar büyük otobanlar değil arkadaşlar. En fazla 3 şeride denk geldim şu ana kadar. Onun dışında böyle geniş geniş otobanları da yok. Hatta şöyle diyeyim, Amerika'da mesela en uzak sürdüğüm mesafe evden otobana 15 dakikaydı. En son oturduğumuz yer o kadar mesafedeydi mesela. Ama burada en az 30 dakika falan sürmem gerekiyor ki
otobana çıkabileyim. Çoğu yerde de gittiğim, mesela arkadaşlarımı ziyaret ettiğim zaman filan otobandan çıkıyorum. Onlara gidene kadar ayrıca bir 30 dakika filan şehir içinden filan geçmem gerekiyor. Burada işte böyle bir ayrışma da söz konusu. Marketler mesela Amerika'da Walmart var, Costco var, böyle büyük büyük marketler var. Burada o kadar büyük market bulamazsınız arkadaşlar. Küçük marketler veya şehrin yapısına göre dizayn edilmiş marketler var. Bir yanıyla iyi, bir yanıyla da kötü bunlar. Marketlerin çok geniş park alanları yok maalesef burada. Veya bir parka gittiğiniz zaman, çocuğunuzu dışarıya götürdüğünüz zaman parka, burada öyle parkların parking lotları çok büyük değil. Sınırlı yani. Geçen gittik mesela, şehrin içinde tur attım bir park yeri bulana kadar. Böyle 2-3 tur attım ancak bulabildim. Birisi çıktı da ben de onun yerine park ettim falan. O yönlerden işte biraz Almanya Amerika'nın gerisinde arkadaşlar. Ama şöyle güzel bir yanı var. Sakin bir ülke. Yani Amerika'ya göre çok sakin bir ülke. Özellikle hafta sonu tam böyle kafayı dinleyeceğiniz bir ülke arkadaşlar. Çünkü hafta sonu ses yapamazsınız burada. Hani Amerika'da partiler yapılıyor falan, gece geç saatlere kadar böyle müzik çalıyor. Son ses müziği açmış gece yarısı saat 1-2. Böyle enteresan şeyler vardı Amerika'da. Ama buraya geldikten sonra şu ana kadar herhangi bir müzik sesi falan duymadım arkadaşlar. Böyle yüksek sesli. Gece özellikle. Gece burada kesinlikle öyle bir şey yapamazsınız yani. Ben şu ana kadar duymadım. Belki büyük şehirlerde vardır bu tür şeyler ama olacağını da sanmıyorum çünkü gerçekten ciddi manada bunu kontrol ediyorlar. Evet, komşunun köpeği enteresan bir şekilde şu an bayağı bir ses yapıyor. Bilmiyorum, inşallah ses gelmiyordur sizlere ama geliyorsa da artık kusura bakmayın. Bugün böyle bir deneme yaparak bahçede video çekmeye karar verdim ama işte komşunun köpeği başladı. Bayağı bir ses yapıyor dediğim gibi. Gelelim yemek konusuna. Almanya'da yemeğe çok dikkat ediyorlar arkadaşlar. Yani bu katkısal maddeler falan çok azdır Almanya'da. Çünkü bunu yemeği yerken aldığınız lezzeti fark edebiliyorsunuz. Amerika'da o kadar dikkat ettiklerini sanmıyorum. Çünkü Amerika'da gidiyorsunuz bir döner alıyorsunuz ya da bir kebap alıyorsunuz. Tamamen değişik bir tat alabiliyorsunuz o yemekten. Ama Almanya'da çok daha böyle lezzetli yemekler bulabilirsiniz restoranlara falan gittiğiniz zaman. Bir diğer yanı, burada çok Türk var. Türk marketi var burada. Ara sıra gidiyoruz, alışveriş yapıyoruz orada. Kahvaltıcı var. Ara sıra gidiyoruz hanımla çocukla orada kahvaltı yapıyoruz. Ama Amerika'da o kadar çok seçeneğimiz yoktu maalesef. Burada çok daha fazla seçenek var. Evet, bu yönüyle de Almanya biraz daha önde arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar benim şahsi görüşlerim. Katılırsınız, katılmazsınız, sizi alakadar eden durumlar. Ama bunlar benim şu ana kadar gözlemlediğim ve şahit olduğum konular. Ve başta da ifade ettiğim gibi Almanya mı Amerika mı sorusuna gelecek olursak gözü kapalı her zaman Amerika derim. Çünkü Amerika gerçekten farklı bir ülke arkadaşlar. Yani Avrupa ülkelerinden ziyade Amerika'nın daha böyle özgürlükçü bir ülke olduğunu düşünüyorum. Ve az önce saydığım belli başlı sebeplerden dolayı Amerika benim gözümde daha önde. Hatta şöyle bir şey oldu. İlk geldiğimizde hanım burayı çok beğendi. Hala beğeniyor açıkçası. Ben de beğeniyorum. Hani beğenmiyorum diye bir şey yok. Çünkü buraya isteyerek geldik ve biz seçtik yani burayı. Hani beğenmemezlik söz konusu değil. Allah'a şükür çok güzel de bir yer yani. Hani Amerika'yı tutuyoruz diye de Almanya'nın hakkını yememek lazım. Ama zaman içerisinde hanımın da belli başlı konularda fikirleri değişmeye başladı. Şimdi ara sıra diyor ya Amerika'yı özledim. Tabii o benim kadar yaşamadı Amerika'da. O 3 yıl yaşayabildi. Çünkü 2021'de Amerika'ya geldiydi. O yüzden o kadar alışmadığı için buraya biraz daha rahat alıştı. Burayı ilk başlarda dediği daha çok sevdim falan ama zaman içerisinde Amerika'yı şimdi özlüyor. Belli konularda konuşuyoruz ara sıra. Ya diyor Amerika'da şöyleydi, bu böyleydi. O özlemini dile getiriyor. İster istemez buradan gittiğimiz zaman da burayı özleyeceğiz elbette. Amerika'ya döndüğümüz zaman diyeceğiz ya Almanya'da şu şöyleydi, bu böyleydi. Bu özlem her zaman oluyor insanoğlunda. Olabilir yani insanlık hali. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.